Evet arkadaşlar, bugün karşı komşumuzda ünlü ustamız, Ömer ustamızın yanındayız. Bugün ne yapıyor? Bugün bir ziyarete geldik çay içmeye. Ustacığım anlatır mısın, bu motor nedir? Bu motor Ford Argo'nun. Evet. 25-20 doğru tek denen bir motor. Ben şuna dikkat ettim, pistonları hep kendi takıyor. Neden kendi takıyor? Yani şimdi... Tamiri. Yapan usta stok takması lazım. Aynen, biz de takıyoruz da çoğu insanlar RKB'de kapağı sıkılmış halde geliyor, evet. Montajını yapıyorlar. Motor toplama değil. Burada senin en çok sevdiğin konulardan biri pistonu getir yanaştır. Pistonun temizliğini güzelce yapıyor ustamız. Burada kendi montaj yapıyor. Torkunu kendi ayarlıyor. Bunu Ömer usta kendimiz ayarlamamız. Evet, şimdi burada motoru yap, motoru yapayım demek için, yapmış olmak için en başta motoru A'dan Z'ye kendim dağıtacağım. Piston bir tanesini arkadaşlar öğretsene, nedir o? Pistonumuz bu Ford Cargo'nun. Tamam. Sekmanlar ne işe yarıyorsa biz biliyoruz. Dovertek motoru, evet. Bu ateş sekmanı, kompresör sekmanı, yağ sekmanı. Tamam, bunlarda sekman kırması oluyor mu? Yok, çok nadir olur. Bu çok da sekman yani, kırma bunlar, olmaz. Bunlar motor kaç beygir usta? Bu 210 beygir bir motor. 211 gramımız da orada, silindir kapağımız da burada. Biraz burada. Sistem aynı ama biraz ağır bastı. Ağır bastı olduğu için biraz daha büyük. Evet, daha... bu aracımızı niye böyle revizyon yaptık, ne yapmış? Bu daha önceki bu kronik, yani motor çalışmadan dolayı. Evet, ustamız. Eskidiğinden çok yağ tüketimi olduğundan dolayı motor yaptık. Peki bu kaç litre motor yağ alıyorsa? Bu 14 litreden 15 litre arası. 14 litre falan alıyor. Evet arkadaşlar, şimdi pistonu takarken Ömer ustamızı çekeceğiz. Bakalım, Ömer ustayı da takip etmeyi unutmayın. Bazı gün gören sanayi sitesi kaç numaraydı? 759. 759. Burada kamyon ustacı olanlar yardımcı olur. İnşallah. Ömer ustamızı çek orada pistonu takarken. Ömer usta kolay gelsin. Yine devam ediyoruz motor şeyi. Ne yapıyorsun ustam? Pistonları takacağız Hüseyin usta. Tamam, neyini takıyorsun? Piston kelepçesini hazırladık, motorumuza bakıyoruz. Evet, dedik ya, rektifeciler herkes taktırıp montajını, evet, yapıyor. Yok, biz kendimiz takarız. Aynen, Ömer usta. Kendimiz dağıtır, kendimiz takarız motoru. Aynen, şimdi takılış şeklini bize gösterecek. Evet. Anlat bakalım usta, nasıl yağ sekmanları nasıl gelmesi lazım? Bir saniye Hüseyin usta, yağdan da bir saniye çık. Buraya yağlıyoruz, doğru tabii mu? Tabii, yağlanması gereken şeyler. Şu piston üzerinde, önceden biz yağladık. Evet. Gene yağlayalım. Şey olarak, sekmanları kontrol ediyoruz. Bir sekmanları nasıl? Mercedes tipi mi yapıyorsun? Yok, şimdi bir de Hüseyin Usta'nın bir şey. Mesela yani çelik yıldız piston şekli diyorlar, tabii, ya. Tabii yıldız şekli. Aynen. Mesela çelik piston dedikleri alüminyum piston. Piston tamamı alüminyumdur. Tamam. Şu ateş sekmanının çalıştığı yer çeliktir. Aynen. Bu çelik piston diye geçer büyük, yani kamyon grubunda çelik piston diye. Çelik piston gömleği de dedikleri çelik gömlek, pik gömlek dedikleri gömlekler de farklı farklı. Salim, hazır mısın? Hazır. Kollar hazır mı? Tamam. Evet, hadi takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Arkadaşlarımızın duasıyla pistonumuzu, ateş sekmanımızı, kompresör sekmanımızı, yağ sekmanımızı ayarladık. Hazır, kelepçemize takacağız. Motor yaparken kaliteden ödün vermiyoruz Hüseyin usta. Aynen öyle güzel ustam. Sen bir kanal açmayı düşünüyor musun? Yok Hüseyin usta. Yeter diyorsun, biz bıktık diyorsun ha. Yok. Bıkmadık da ya, faydalı oluyor kanallar. Gerçekten değil mi? Bazı arkadaşlar için yani. Bu işe yeni başlayan insanlar herkes için. Herkes için faydası olur. Gelsin. Gelsin mi? Evet. Pistonumuzu. Ustamız taktı. Piston aşağı. Evet. Piston aşağıda. Bir de şey Hüseyin usta. Motorda nedir? Pistonun iki durma noktası var. Tamam. Motor dönerken nasıl iki durma noktası? Tepe ve taban. He. Üstte ve altta motor piston durma noktaları. Bunlar durması hareketi orada durur. Anladım. Alt nokta ve üst noktada durur. Diğer kolundan sıktıktan sonra aşağı yukarı. Şimdi boşluklarını alıyoruz. Ayarlı kollardan tekrar bütün cihazlara tek tork anahtarıyla torklayacağız.
çivatalarda sünme, kopma gibi bu tür olayların önüne geçmek için ayar önemli. Evet usta, seni ben meşgul etmeyeyim ustam. Bu araca neler yaptın? Kısaca alalım. Arkadaşlar hazırladık. Arabanın motoru ne tip? Bu Doğa Tek motor. Ford Cargo'nun. Aynen. En son geliştiği motor da bir önceki motor. Turbo var mı? Interkol var mı? Enjektörü kamera sistemi mi? Yok. Bu pompa. Normal. Aynen. Ömer usta Allah kolaylık versin. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Aracımız burada bitecek inşallah. Ömer usta. Yerde çalıştırır. Çekimini yapar. Devam eder. Tamam. Ömer usta atacak onu. Pistonları gösteririm arkadaşlar size. Burada. Şimdi, hayırlı günleriniz olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar, Ömer usta hallettik işini. Biraz işler sakindi. Yazılım yapıyorduk. O yüzden dedik komşumuzu ziyaret edelim. Bu şekilde çekimimizi yaptık arkadaşlar. Dükkanımıza geldik. Bir yazılım araç var. Onu yapacağız. Yapıyoruz. Clio'muz da burada.